TRT Podcasting yayınına hoş geldiniz. Aşkın isimleri. Hazırlayan ve sunanlar Mehmet Fatih Çıtlak, Nesibe Sarıhan. sevgili dinleyicilerimiz Esma-i Hüsna Aşkın İsimleri programının bugünkü bölümünde El Kebir ismi şerifiyle sizlerle olacağız inşallah. Ben Nisibe Sarıhan, kıymetli hocamız Mehmet Fatih Çıtlak. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Hoş bulduk efendim. Çok teşekkür ederim. El kebiri ululuğu karşısında her büyüğün küçüldüğü mutlak büyük olarak algılayabilir miyiz? Daha önceki derslerde işlediğimiz el mütekebbir, el azim, el ali ismi şerifleriyle benzeyen yönleri de var mıdır? Özellikle geçen haftaki el ali ismi şerifinin üzerimizdeki etkisi devam ederken bugün el kebirde bizi neler bekliyor sayın hocam? Eyvallah. Ne kadar güzel bir girizgah oldu. Hem bize Esma-ül Hüsna'yı hatırlattınız. Hem bu Esma'nın bizlerde zihnimizde kaydolma şekline en münasip olan o kalıbı, o hazneyi bize açtınız. Estağfurullah. Hem de yine büyüklük, ululuk manasına gelen Azim ismi şerifini, Ali ismi şerifini hatırlatarak da insanların El-Kebir ismi şerifinin hani fark olarak niye bir El-Kebir'de konulmuş? sualini sormasan da vesile oldunuz. Yani azayım büyükse. Efendim mesela mütekebbir de işledik. Işte mütekebbir de ulluk. işte orada izah etmiştik gerçi. Arşiv programlarından baksınlar. İşte El Ali ismi şerifi var. E bir de El Kebir ismi şerifi var. Bizim kendi lisanımızda ve emin olun ki başka başka lisanlarda, insanların konuştuğu lisanlarda bu kelimelerin, bu sıfatın, esma Hüsna'daki bu değişik ifadelerin açıklamasını bir kelimeyle yapmak mümkün değil. Birkaç cümleyle yapmak mümkün olabilir. Ama bu dahi yani bu birkaç cümleyle izah dahi karşıdaki insanın algılayabileceği, idrak edebileceği ölçüler en azından ilmi bir seviye varsa bu mümkündür. Yoksa birer sayfa birer sayfa anlatmak lazım. Ama şimdi işleyeceğimiz kalıplar ki programları biz niye uzun yapıyoruz? Niye uzun uzun diye konuşuyoruz? Bendenizde bir Esma Hüsna şerhi kabirinden yazılmış bir risale var. Her esmaya inanın ki yani en fazla söylediği cümle on cümle olsun. On cümle ama her cümleyi anlayabilmek için ayrıca düşünmek icap ediyor. Siz güzel bir girizgah yaptınız derken derdim sizin bu anlatım tarzınızı metü sena etmek değil. Yani bakın buraya lütfen dikkat edin diyerek dinleyicilerimizin dikkatini çekmek. Ve niçin güzel olduğunu anlatırken de dinleyicilerimizi El-Kebir ismi şerifine hazırlamak. Şimdi hatırlamakla hazırlanmak arasında güzel bir ilişki vardır. Arapçada da ikisi de Arapça kelimelerdir bunların. Lafzı birbirine benzeyen kelimelerin manaları da birbirlerine yakındır. İnsan bir şeyleri hatırlarsa hazırlanabilir. Hatırlamadığı bir şeye nasıl hazırlanabilir? Bilgi sahibi değildir çünkü. Bilgi sahibi olmak demek, bir bilgiye önceden kavuşmak demektir. Önceden kavuşulan bilgi hatırlanınca işe yarar. Hazırlanmakla hatır, hazır kelimeleri Arapçada bu yakınlıkla, mana olarak da yakın oluşun Arapçanın ayrıca bir mucizevi özelliğini daha ortaya koymuş oluyor ve Kur'an'ın niçin Arapça indirildiğini de fe subhanallah demek ki bundan diyecek şekilde insan anlayabiliyor. Azim ismi şerifinde insanın idrakinin o Allah Teala'nın sıfatlarının esmasının vesairesinin bütün azametiyle her şeyi kuşattığını o kadar azim ki bu ne kadar büyük diyebileceğin bir şey değil. Acizini hatırlamakta alakalı bir büyüklük vardı. El Ali denildiğinde de Allah Teala'nın böyle bizim daima ona ibadetten, onu anlamaktan, acziyetimizi görmemiz hususunda derin Böyle farklı bir büyüklük vardı. El kebir denildiğinde ise bu tabiri çok kullanıyorum ama tabiri caizse tabirini çok kullanıyorum. El kebir ismi şerifinde de bir nakdi durum vardır. Yani birebir el kebir ya. Hani her an büyüklüğünü gösteren Allah manasına, her an büyüklüğünü müracaat ettiğinde gördüğünüz Allah manasına bizi tesbihe, tekbire, tehlile. Bunları açıklayalım mı? Bakın şu TT diye giden şeyleri de açıklamış olalım. Tenzih, tesbih, takdir yanlış olur. Fakat tekbir ve tehlil. Tehlil, la ilahe illallah demektir. Daima tevhid için Allah'ı hatırlamak, Allah'ın birliğine bizim bu dünyaya geliş ve girişimizde o kelime-i tevhid bütün manamızı içine alır hayatımızın. Tehlil, bunun zikri, bu tevhidin zikri demektir. Tehlil. Efendim tesbih dediğinizde Cenab-ı Hakk'ı belli isimlerle zikretmektir. Belli hadiselerle, belli vesilelerle Allah Teala'yı zikretmektir, anmaktır. İşte tesbih denildiğinde Sübhanallah kelimesiyle hemen zaten ne yapar? Çağrışım yapar. Tenzih nedir? Tenzih Allah Teala'yı bizim anlayışımız dahil bütün noksan sıfatlardan bedi olduğunu hep hatırımıza getirip, herhangi bir yakışıksız düşünce karşısında Allah Teala'yı Sübhanallah diyerek, La ilahe illallah diyerek tenzih ederiz. Yani dolayısıyla tenzih hem tehlili hem tesbihi içine alır. Fakat tekbir ne? Şimdi tekbir var. Tekbir ne? Tekbir denildiğinde bir hatta şimdi bu Ülkemizde bazı hadiseler yaşandığında artık e, a, halkımızın duymaya alışık olduğu bir şey oldu. Tekbir denildiğinde Allahu ekber. Yani karşıdaki insanı ululamaya, büyük kabul etmeye, büyüklüğü hatırlatmaya yöneltme fiilidir. Tefil kalıbındandır. Yani ben tekbir dediğimde eğer bunu yüksek sesle söylediğimde Mesela Allah için tekbir dediğimde Allahu Ekber dersiniz. Siz de tekbir demezsiniz. Hı hı. Ben size tekbir derim de siz Allahu Ekber dersiniz. Hı hı. Bakın tesbih de ama nasıl? Tesbih deyince niye insanlar Sübhanallah demiyor? Size bir yani konuyu dikkatli takip edenler bugün ayrı bir keyif alacaklar. Biraz keyif için, manevi haz için dinlesinler programı. Yani çok böyle asılmasınlar, rahat olsunlar. Tesbih denildiğinde ne? Nefis tesbih etmek istemez. Yani bir yükleme vardır. Karşıdan bir tazyik vardır bu fiil kalıbında. Tenzih, tehlil, tesbih, takdir derken bir şeyi icbar, yönlendirme vardır. Tesbih niye deniliyor? Tesbih denildiğinde denilmesinin, zikre geçilmesinin sebebi ne? Çünkü nefsi bıraksan bu dünya hevesiyle kendi zevkini alır, bir kere Allah demek hakkında bile gelmez standardı bozulmadıktan sonra, hasta olmadıktan, başka bir şey olmadıktan sonra Allah demez hiç. İşte o nefse ruhun tazik yapmasına tesbih deniliyor. Hadi zikret, hadi tesbih et demek o. Tekbir denildiğinde ise Allah Teala'nın büyüklüğünü hatırlatmak meselesi ise bizim içimizdeki afetlere değil üstümüzdeki afet burayı, bu tabiri çok dikkat edinlesinler kitaplarda asla bulamazlar bunu. Bakın bu kadar açık söylüyorum. Bunlar birebir üç kişi, dört kişi, beş kişiyle yapılmış sohbetlerden bir aktarımdır. Zaten bizim bu programlarda konuştuğumuz şey Esmaül Hüsna üzerine düşünmeye sevk edip işi sadece şuna iyi olsun, kemiklerime iyi gelsin, çocuğumun imtihanı iyi gelsin tarzında değil Allah'ı zikretmek ve Allah'a yakınlık için Esmaül Hüsna'nın mütalasına ve mülahazasına yardımcı olmak için bu programları yapıyoruz burada konuştuklarımıza iktifa ederlerse olmaz. Bu işin zevkidir. Bu konuşulanları Kur'anlar, hadisten ve ciddi yazılmış eserlerden mütala etmek dinleyicilerimiz üzerine bir borçtur. Açık açık söylüyorum. Hani böyle televizyon, radyo programcıları falan seyirciye pek böyle bir şey yüklemekten hoşlanmazlar. Kaçar dinleyici diye ama doğru konuşmak mecburiyetindeyiz. Buradaki bilgilerle kalırlarsa hiçbir işlerine yaramaz. Yani biz burada işin ateşini uyandırmaya çalışıyoruz. Onu odun taşımak, onu nefesle mi büyütecek, o ateşi diri nasıl tutacak? Bu dinleyicilerimizin üzerine bir vazifedir. Onu arz etmiş olayım. Tekbir denildiğinde tesbih, ruhun ve nefsin felaketi uğramaması için yönlendirmedir. Tekbir, bizi ihata eden kainatın, bizi kuşatan o azametin, Aliyül Ala olan Rabbimizin, bizi kuşatan kainat içinde yaşadığımız alemin bekası için şart olan tekbirdir. Ki dünya üzerinde Allahu Ekber sadası duyulmadan geçen bir dakika yoktur. İşte sebebi budur. Elhamdülillah o zaman. Tabi. Yani her yerde Müslüman vardır. O tekbir bu semavatın, bu yerin devam edebilmesi için Allah'ın kaideye bağladığı böyle güneşin etrafında dönen dünyanın belli bir eksende şu kadar milim, şu kadar santimle, şu kadar eğimle gitmesindeki bir mecburiyet gibi. Tekbir de öyle bir ihtiyaçtır ki kainattaki var edilen bu hadiseyi Allah Teala dünyayı nasıl bir yörüngeye, işte yaşadığımız alemde yeryüzüne bilmem ne belli çekim güçlerine Cenab-ı Hak bağladıysa, insanlar isteseler de istemeseler de bu Allahu Ekber sadası sayesinde nefes almaktadırlar. Yani şurada ezan okunuyorsa bu Allahu Ekber'in bereketiyle Hristiyanı da Yahudisi de ateisti de dinsizi de bu şey gibidir. Yani ozon tabakasının delinmesine mani olmak gibi. Yani kafir bile hayatını devam ettirebilmek için bu Allahu Ekber fanusunun içerisinde hayatını devam ettirir. Maddi ölümün gerçekleşmemesi Maddi imkanların devamı için el-kebir, nakdi dememdeki sebebi daha şimdi anladı herhalde Eyvallah. dinleyicilerimiz. El-kebir nakdi olarak devamlı o büyüklüğün tasdik edilmesidir. Yemek, içmek, nefes almak gibi hatta el-kebir. Şimdi burada soluklanalım. Bizim toplumumuzda ezana bir hürmet vardır ama. Ben Deniz son 30 yıldır, sonuna kadar sonsa sanki 100 seneyim ama 30 yıldır gözlenmediğim bir şey var. Ezan'a karşı hürmet eden insanlarımız var. Bak bunu hiç inkar edemem. Yani en böyle uçuk kaçık bir mağazaya bile girseniz ezan okunduğunda sesini kısar. Ama bizim bulunduğumuz muhitlerde değil de mesela bunu Şişli'de Nişantaşı'nda bile görebilirsiniz. Gayrimüslimler bile bu nezaketi gösterir. Yani ama şu unutuldu son 30 senedir. Ezan okunduğunda ezanı tekrar etmek de lazım ve tekrar ettikten sonra ezanın bulunduğu mahalle doğru da bir niyetle gitmeye gayret etmek lazım. Ama hiç olmazsa tekrar kısmında Allahu Ekber, Allahu Ekber diye müezzin söylediğinde siz onu müezzin söyledi diye bakmayacaksınız. Allah Teala kullarına seslenmek için o adamı kullanıyor diye bakacaksınız. Nerede kaldı? Hakaret etmek ezana. Ezana hakaret eden transit, kafirdir. Yani hüküm olarak söylüyorum. Ezanla alay eden kişi kafirdir. Müezzini döven kişi de kafir diyemeyiz ama yakındır. Allahu Ekber sözüyle beraber tekbirin tekrarlanması lazım müezzinden duyarken. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Siz ne diyeceksiniz? Allahu Ekber, Allahu Ekber. Ve müezzinden önce yapmayacaksınız. Müezzini dinledikten sonra yapacaksınız. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah dedi. Siz eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayyâ ala salat dedi. Burada değişiyor. La havle ve la kuvvete illa billah. El Ali'l Azim diyebilirsiniz. Hayyal el Felah dedi. Siz ne diyeceksiniz duyunca? Tamam edince müezzin. La havle ve la kuvvete illa billahil el Azim. Sonra son iki tekbire geldi. Dikkatli dinlesin kıymetli dinleyenlerim. Bakın şimdi size sürprizim var. Allahu Ekber, Allahu Ekber dedi müezzin. Siz de Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah dedi. Camilerimizde ekseri bu hata yapılıyor çünkü. Müezzin Allah-u Ekber, allah Ekber allah diyor. Bütün cemaat La İlahe illallah. Sanki müezzin bilmiyor onu. Müezzini tekrarlamak lazım. La İlahe illallah söylenmez. La İlahe illallah demeden müezzin. Büyük bir yaygın hatadır bu. La İlahe illallah dedi siz. O Allah dediğindeki he sesi bittiği anda. La ilahe illallah. ...lamı da uzatarak söylerseniz... Nesibe Hanım günahlarınız affoluyor. Ne güzel bir müjde. Günahlarınız affoluyor. Patır patır patır... ...yaprakların dökülmesi gibi. Salatü selam ederek dua ederseniz... ...Efendimiz diyor ki şefaati macip olur. Bir ezan. Bir ezana hürmet. Ne kadar güzel bir sürpriz bilgi bu. Ve benim çok sürprizim... Kolay ...benim sürprizim daha büyük ama şimdi. Bu sürprizdi. Bir sürpriz daha var. Hadis-i şerifte geldi bu. Mealen aktarıyorum... Bir kul Allahu ekber Allahu ekber dediğinde veya müezzin Allahu ekber dediğinde Allah Teala "En ekber. En ekber" dermiş. Evet, benim büyük. Benim ekber dermiş Hazreti Allah konuşurmuş. Bakın, El Kebir bizim bu kainatta yaşadığımız hadiselerde Allah'ın büyüklüğünü daima hatırlayarak ezandaki tekbirden tutun her şeyin bizi ona yöneltmesiyle alakalı bir sıfattır. Bakın şimdi öyle bir toparlayacağız ki kardeşlerimiz memnun kalacaklar. Teşekkür edecekler Hiç ve kitapta yok. okuyacaklar. Okuduklarını bu hazneye yerleştirebilecekler. Hep söylüyoruz ama yine söyleyeceğiz. El Kebir sıfatı müşebbehedir. Yani onun küçüklüğü görülmemiştir ki hep büyüktür o. Ezelden bile bildiğimiz kadar kendisi hakkındaki bilgimiz olduğu zamandan bu yana büyük olan demektir. Ekberle Kebir arasında ki fark budur. Allahu Ekber dersiniz. Allah sıfatıyla birleştiği için Ekber o tesiri yapar. Allahu Ekber. Ekber deseniz olmaz. Kebirden daha düşük kalır. Bakın ne diyorum? Dinleyenler iyi dinlesinler. Ekber tek başına Kebirden daha düşüktür derece olarak, büyüklük açısından. Yani bir şey var ki onun da büyüğü var gibi manaya gelir. Tek başına Ekber. Ama Allah ismi şerifinde gelince Allahu Ekber en büyük Allah demek değildir. Büyük, büyüklük Allah. Allah büyüktür demektir. Allah büyüktür. Allahu Ekber'u. Yani Allah senden daha büyüktür. Yani bazı diyor ki en büyük Fenerbahçe diyorsunuz, küfre giriyorsunuz falan diyor. Yani orada Allah'tan büyük demek istemiyor, Galatasaray'dan, Beşiktaş'tan büyük demek istiyor. Veya herhangi bir takım Trabzon için varsa yine öyle. Hemen de insanları bir kafir küfür yapmayın. Tabii o insanlar ciddi düşünsünler ayrı. Gençliğin ilahı falanca pop sanatçısı küfürdür bu söz. Bakın söylüyorum. İster inansınlar, ister inanmasınlar. Küfürdür bu ucuz değildir ilah kelimesi. En büyük kelimesi ucuz değildir. Seviyorum demek ucuz değildir. Sevgili ucuz değildir. Yar ucuz değildir. Bayrak ucuz değildir. Vatan ucuz değildir. Kitap ucuz değildir. namus söyle. Bunları kolayca harcayamazsınız. Bunları sevgili dediğinizde, bayrak dediğinizde, vatan dediğinizde artık onun tamamen sağı solu önü arkam sobe derdi ya eskiden. Sağı solu önü arkası hepsi ona uygun bir şekilde almalıdır. En büyük kelimesini sen her zaman kullanamazsın. Ama kafir demek de kolay bir söz değildir. O da küçük bir şey değildir. Arz edebiliyor muyum? Estağfurullah. Bir insana mümin demekten daha iddialı bir sözdür kafir demek. Ve iddiayı da ispata çağırırlar. O yüzden öyle ucuz küfre sokmayalım insanlara. İman ucuz değil ama kafir demek de çok pahalıdır. Bunu unutmamak lazım. Allahu Ekber büyük olan Allah demek. Yani tartışılmaz demek de. ama el kebir şudur. Daima Allah'ın büyüklüğünü hatırlatacak bir alemde yaşıyorsun. O öyle bir Allah ki senin yaşadıklarında hep onun büyüklüğünü hatırlarsın. Bir başka deyişle Esma-ül Hüsna ile Allah Teala bize kendisini takdir anlayabileceğimiz miktar ölçüsünde merhametiyle beyan ederken bir el kebir modeli de karşımıza çıkartmıştır. Ne demek? Senin yaşadığın hadiselerde o kibriyayı unutabilecek durumdaysan hatadasın onu bil. Tekrar söylüyorum. Şimdi Allahü Teala azameti vardır. Allahü Teala'nın azameti karşısında kimse Azim tabii canım Allah büyük falan. Şimdi oradaki azamet ya Allah ya işte sen de biliyorsun inan Celle Celal ya büyük ya, azim yani falan. Bir de bunu fiilen göster bakayım sen. Sübhane Rabbiyel Ala dersin secde küçülürsün. El Ali olduğunda orada yaparsın. El Kebir ne? Maddi aleminde onun büyüklüğünü gölgede bırakacak bir nimet, bir konuşma, bir düşünce içerisindeysen Allah'ı anlamakta problemin var. Yanlışlık yaptın demektir. El Kebir yaşadığımız alemin bize Allah'ın büyüklüğünü hatırlatır halde oluşunu haykıran, ilan eden bir isimdir. Kibir bu noktada Ha Allah'ına kurban. Aferin. İşte bak doğru anlayışın bak doğru sözler anlaşıldıkça arkasından güzelliği getirir. Şimdi gelin işte sağlamasını yapmak için örneği de sen vermiş oldun Nesib Hanım. Karşına bir adam geldi kibirli bedava Adama ne dersin? Sen kimsin kardeşim dersin ya? Yani tavrı şu mudur bilen bir adamın? Ben senden daha büyüğüm mü dersiniz? Yoksa inansa da adam çok samimi Müslüman olsa da olmasa da. O adama ne der? Yani ne bu kibir ya? Allah var der ya. El kebiri unutan adamın adına kibirli denir. Unutan adamı görünce de bu adam neyine kibre diyor? Allah var dediğinizde size bunu hatırlatan yine el kebir olan Allah'tır. Eyvallah. Bak Allah'ın El-Azim ismi şerifi içinizde bir kuvve mevcuttur. El-Ali ismi şerifi hususi olarak size huzuruna gittiğinizde açtığı büyüklüktür. El-Kebir ise sizi mecbur kıldığı büyüklüktür. O yüzden de biz namaz kılmayan adamın kılmayışından dolayı onu pek pek fazla rahatsız olmayız da yani ona biraz alimler üzülür. İnsan terbiyesinde bulunan mürebbi hakikiler üzülür. Onun haricinde ne kadar üzülebilirsin? Çok gözüne batmaz adamın namaz kılıp kılmadı. Ama kibirli olunca imansızın bile gözüne batar. Rahatsız eder. Neden? Kainata Allah kibriyalığını vaz etmiştir. Bu kibriyalığı altında kibir yapan adam göze batmıştır. Aynı şunun gibi yer çekimi varken bir adamın bir metre havada yürüdüğünü görseniz tacit ne yapıyor bu der, nasıl oluyor bu dersin. Yer çekimine nasıl maruz kalmıyor bu adam, nasıl gidiyor dersiniz kibirli olan adam da imansız adamı bile nefret ettirir ve acı. Ya bu adam neyine güveniyor ya? Ha şunun tafrasına bak denir. Bu neyi gösterir? El kebir altında biz sükunetle yaşarız. Bu imkanımızın kainattaki evet kevni fesattır. Var eder yok eder, var eder yok eder, var eder yok eder. Kevni fesattır. Ol olma, ol olma, ol olma. Arasında giden bir alemdir. Ol dediği olur, olma dediği de olur. Kün feyakün, devamlı onu hatırlatacak. Evet, kibrettiğinde de onu hatırlatacak. Ama kibirli insana karşı nasıl biz onu gördüğümüzde hemen seçiyoruz böyle pilavın içerisindeki siyah taş gibi kainata koyduğu bir büyüklük prensibidir ki ...Ezan-ı muhammediyenin dünyanın her yerinde dakika dakika o paralellerin meridyenlerin arasındaki o bütün her yere yayılacak şekilde olması bugün bütün insanlığın El Kebir isminin tahtında o büyüklük altında yaşamasına vesile olmaktadır. Tabii ki mümin dediğimiz Allah Teala'nın isimlerini, fiillerini, ayetlerini zoraki olarak yaşayana değil, nikme denir idrak ederek, severek, muhabbet ederek yaşayana denir. El Kebir ismi şerifinde şöyle bir şey daha var tabii. Mesela ne gibi hastalar var denildiğinde bir kişi El Kebir ismi şerifini Ya Kebir Ya Allah Ya Kebir Ya Allah Ya Mütekebir Ya Allah denildiğinde kendisinde kibir hastalığı varsa o kibir hastalığın gitmesine vesile olur. Bakınız Nesibe Hanım ne kadar acıdır ki bazı insanlara büyüklüğünü kabul ettirebilmek için El Kebir ismini çeken insanları duydum ben biliyor musunuz? El Kebir ismini çekiyor ki başkaları üzerine tahakküm edebilsin. Bu ne sapıklıktır ya. Bu ne acayipliktir ya. Çok enteresanmış. Ya El Kebir ismi şerifi kibirden korkan ve zerre kadar kalbinde kibir olsa cennetin kokusunu alamayacak buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Cennetin kokusunu alamayacak. Bir başka meşhur hadiste de La yedhulul cenne Mithkale zerratin min kibrin Mithkale zerratin min kibrin Kibirden Şimdi zerre insanın gözle görebileceği herhangi bir araç kullanmadan gözle görebileceği en küçük parçaya Arapça'da zerre denir. Hani gözlük takarak bakmıyorsunuz, mikroskobun altına koymuyorsunuz. Gözünüzün seçebileceği işte hani bazen o güneşin huzmesinde falan böyle havada neler varmış meğer uçuşuyor falan gibi görürüz. Hatta bazen imanın hardal tanesi kadar şekilde geçmesi. Kur'an'da da hardal kelimesinin geçmesindeki sebep de aynıdır. Hardal çok ince ezilebilen, hani ezildikçe ezilebilen, çok ince olan fakat tadıldığında zerresinin bile, böyle bir yere sürtüldüğünde zerresinin bile ortaya çıktığı bir şey olduğu için hardal kelimesi gelmiştir diyor alimler. Min hardelin diye Lokman suresinde hardal kelimesi geçer. Kur'an'da geçen baharatlardandır. Gözle fark edilebilecek. Peki o zaman buradaki incelik ne? Şimdi zannediyorlar ki arkadaşlar zannedebilirler ki biz burada şimdi malumat taslıyoruz. Değil. Bak şimdi işi nereye bağlayacağız? Zerre kadar kalbinde kibir olan kişi cennete giremez. Miskale zerratin min kibrin. Kibirden böyle ağırlık ne kadar? Sikleti zerre kadar. Hı. Bunun mucizevi bir tarif budur bu. Mucizevi bir tariftir. Ya ben Kibrim var mı bende bilmiyorum yani varsa da haberim yok kibirli miyim ben? He. Bu hadis bize şunu işaret ediyor. Kendi fıtratın düzgünse zerreyi fark edebiliyorsun ya sen. Zerreyi gözüne fark edebiliyorsun ya. Kibrini de zerre kadar olsa fark edebilirsin. O yüzden zaten cennete giremiyorsun. Üzerine düşeni yapmadığın için. Anlatamadım. Estağfurullah. Bir insanın fıtratı bozuksa zaten firavun da olsa ben mi kibirlen? tevazu da yerlerim yani... yani. Bunu düşünebilen onu da görebilir. Mi? Aynen öyle. Kibirli bir insanda zerre kadar bir esintiyi fark eden adama şu sorulur. Bu kadar mütehassızsın. Kendin de alemdesin. İşte bunun, bu muahhezenin, bu sorgulamanın altında ezilmekten gerçekten korkan bir insan. Ki inşallah önümüzdeki programda bunu işleyeceğiz. Bir mevzu var. Allah'tan korkmakla alakalı nirengi bir nokta teşkil edecek. Esma-ül Hüsna mütalalarımızda şimdilik dursun. Ama şunu söyleyelim. Zerre kadar ben bu işte nasıl Allah muhafaza nasıl kibirli olurum korkusun taşıyan bir insana La ilahe illallah Allah ve Ekber Ezan-ı Muhammedi'yi ve ona icabet etmek ve El-Kebir ismi şerifi şifa olabilir. El-Kebir El kebir, el kebir. Neyi gözden kaçırdım ya Rabbi? Neyi kaçırdım ya Rabbi? El kebir, ya kebir. Benim kibrimi kendi kibri, kibrinle sil Allah'ım. Ben göremiyorsam kibrimi fakat benim başıma bela olacaksa beni böyle muaze eyleme Allah'ım. Benim gafetinden dolayı beni kibre salma Allah'ım. El kebir. Ya kebir ya Allah. Benim kibrimi senin kibriyalınla sil ya Rabbi. Kalbimde bırakma ya Rabbi demek için el kebir bizim esma-ül hüsnanın ve dualarımızın bir sığınağıdır. Kibrine meftun olmuş, kibrine bağlanmış, kibir serhoşluğu içerisinde olan bir adamın tasallutuna uğradığınızda da el kebir hakkından gel ya Rabbi demek için el kebir ismini kullanabilirsiniz. Çocuklarınızı büyütürken kendinizin yaşça büyüdüğünü fark ederken artık ailede büyük sayıldığında da El Kebir. Ey Kebir olan Mevlam. Bana bu aile içerisinde bir büyüklük verdin. Bu büyüklüğe yakışır şekilde olmak için senin kebir ismini şerif zikrediyorum dese ilaç gibidir. Çocuğumuz büyürken haytalık yaptı. Büyüklük ergenlik sıkıntıları çekiyorsun. Ya kebir, ya halimu ya kebir. Ey halim olan hem de kebir olan Allah. Ne olur çocuğumu da sen lütfen ve kerem senin ahlakınla, peygamberin ahlakıyla ahlaklandır gibi kebir ismini kullanırız. Niye bunca zaman bu isimlere böyle nakdi cevap vermedik de bu isimde bu kadar zikrettik? E programın başında söylediğimiz gibi kebir daima bize büyüklüğünü hatırlatan Büyüklüğünü hatırladıysak ve hatırlıyorsak bu kainatta yaşayabileceğimiz, kendisine sığındığımız bir sıfatın, daha doğrusu bir olan Allah'ın sıfatlarından ve isimlerinden biridir el Çok teşekkür ediyoruz bugünkü program içinde. İdraki ile inşallah önümüzdeki haftaya El-Hafiz ismini bekleyeceğiz. Ben Nesibe Sarıhan, kıymetli hocamız Mehmet Fatih Çıtlak, yapımdaki arkadaşımız Nazlı Güven, teknik yönetmenimiz Mehmet Ali Yıldırım. Haftaya aynı gün ve aynı saatte yine sizlerle olacağız efendim. Hoşçakalın. Aşkın isimleri. hazırlayan ve sunanlar Mehmet Fatih Çıtlak Nesibe Sarıhan TRT Podcasting yayınını dinlediniz.